kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mı? Yani herkes kürtaj yaptırabilmeli diye düşünüyorum. Çünkü bilmem, bunu böyle sorunca garip geldi şimdi. Yani bireysel bir tercih mi, yasal bir hak mı? Asıl sorumuz bu. Tabii ki bireysel bir tercih. Yani kişi kendinden bilir işi yani. Ne isterse onu yaptırır. İsterse kürtaj yaptırır, isterse doğurur, isterse bırakır, isterse sevişir, isterse sevişmez, isterse kapatır, isterse açılır yani. Bu kadar. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mı? Bireysel bir tercih mi? Yasal. Yasal bir haktır bence. Zaten bu şöyle bir şey var. Bizim Türkiye'de yani çok sıkıntılı bir durum. Çünkü gayrimeşru olan çok şey var. Ve çok sağlıksız bir ortamda bence bu şeyler cereyan ediyor. Fakat bunun için yani bence çok sağlam bir kanun çıkması lazım. Bu çıkan kanun aslında bütün kadınlarımızı ilgilendiriyor bence. Ama ondan önce de kadınların haklarının tamamen yerine getirilmesi lazım. Öncelikle o yerine getirildikten sonra ancak böyle bir uygulamaya geçilir. Zaten en büyük sorun da bundan kaynaklanıyor. Yani bence bu sadece yetkililerin söylemesiyle olmuyor. Tamamen gündeme geçmesi lazım. Nasıl bir gecede kanun gerçekleştirip yapıyorlarsa kendi düşüncelerine ve kendi sistemlerine uygun bir şekilde kanun geçiriyorlarsa bunun bir an önce geçmesi lazım. Bu geçmediği için zaten bu durumdayız. Onun için bence bu bütün toplumu ilgilendiriyor. Yani sadece kadınlarımızın bence en büyük sorunlarından birisi bu. Yani normal bir sorun değil. Çok büyük bir sorun. Çünkü neden? Çok özür dilerim. Gayrimeşru çocuklar dünyaya geliyor. Gayrimeşru demek ne demek? Ülkede düzensiz bir toplum yetişiyor. Düzensiz toplumun yetişmesi de önce bence kadınlarımızın bu hakları tamamen göz ardı edilmeden bir an önce yapılması lazım. Yani şöyle, önce bir kadın haklarıyla alakalı evet. Bir yasanın oturtturulması, ondan sonra bununla ondan ilgili sonra bir yasa. Olmazsa olmaz şeydir zaten bu. O yapıldığında zaten bu ister istemez gündeme gelecektir. Bu gündeme geldikten sonra da şimdi bizler hepimiz bir aile, ailemiz vardır, çocuklarımız vardır. Benim bir kızım, bir oğlum var. Ben kızım için ne düşünüyorsam oğlum için de aynı şeyleri düşünürüm. Onun için ben kendi evladımdan yola çıkaraktan bunun çok daha düzenli olması lazım. Çünkü bir toplumun sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için önce kadınlarımızın emniyete alınması lazımdır. Kadınlarımız emniyete alınmadığı sürece toplum ilerleme kaydedemez. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mı? Kürtaj hakkında iyi düşünmüyorum yani. Normal doğum varken kürtaj yapmaya gerek yok. Peki bu bireysel bir tercihe mi girer yoksa yasal bir hakka mı? Bu bireysel bir tercihe girer bu. Yasal hak değil bu bence. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mı? Yasal bir hak. Yasal bir hak. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mı? Bence yasal bir hak. Zaten öyle olmalı da. Yani kimsenin çocuk sahibi olup olmayacağına devlet karar vermemeli bence. Kişi kendi karar vermeli diye düşünüyorum. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mıdır? Her ikisi de bence hem bireysel bir tercih hem de yasal bir hak olmalıdır yani. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mı? Tabii ki bireyseldir.
yasalarla, dayatmakla bir şey elde edilemez. Gizli yapılır, merdiven altı yapılır. Kişinin bireysel hakkı olmalı. Benim kendi düşüncem bu. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mı? Vallahi ben kızım öyle şeyler ne bileyim, kürtaj herkes kendisi biliyor. Yani önde sizce... Önde hak değil yani. Allah'ın güdüğü canı Allah alsın. Kürtajının yani, ne işleri var? Bu bireysel bir tercih mi oluyor o zaman? Aynen öyle. Aynen öyle kızım benim. Günaha niye girsinler? Günah torbası olsunlar. Allah'ın güdüğü canı Allah alsın. Çok istiyor, herkes arıyor da bulamıyor. Yani bence... kürtaj günah diyorsunuz. Aynen öyle kızım. Aynen öyle günah. Allah'ın güdüğü canı Allah alsın. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mı? Yasal bir hak. Herkes kendi bilir. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mı? Yasal bir hak olsa daha iyidir yani. Serbest olursa bu sefer yani olmayacak şeyler olur yani diye düşünüyorum yani. Onun için yasak olursa daha iyidir. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih mi yoksa yasal bir hak mıdır? Vallahi kürtaj bence dinimize uygun değil bir kere. Uygun olmadığı için de eğer sakatlık durumu falan olursa kürtaj olabilir doktorların kararıyla, ama normal bir insan figürü içinde varsa, cismiyle her şeyle sağlamsa, onun öldürülmesi, kürtaj olması tamamen dinimize aykırı. Bir kere bu açıdan bakmak lazım. Diğer açılar daha sonra gelir. Yani o zaman katil oluyor insanlar. Bilmeden katil oluyor. Ama çocuk özürlüdür, şudur budur. Gerçekten çok eksiklikleri vardır. O zaman bir şey diyemem. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mı? Aslında yani benim pek de böyle onaylamadığım bir konu. Yani çarpık ilişkilerden dolanan bir durumdan dolayı mı artık bilmiyorum ama ben kürtaja karşıyım yani. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mı? Tercihtir yani. İsteyen yaptırır, istemeyen yaptırmaz. O yasalarla ilgili olduğunu sanmıyorum. Mecbur kalmıştır, yaptırmıştır. Bilemiyorum o kadarını. Normaldir yani. Karışamayız kimseye. Zaten yapmazdı. Mecbur kalmasa çocuğunu doğurmak isterdi. Demek ki mecbur kaldı. Doğurmak istemiyor. Allah yardımcısı olsun herkesin. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mı? Yasal bir hak olduğunu söylemek istiyorum ama sağlık açısından illaki zararları var karşınızdaki insan için. Engellenmesi daha iyi ama fakat bazı şeylerde de faydası var. Ben açıklayamıyorum oralarını artık, tamam mı? Yine de normaldir yani. Çünkü cahil insanımız daha çok şu anda. Biraz Anadolu kısmında. Tam daha bilgilendirilmemiş. Koruma yollarını bilmeyen kişilerimiz. Doğacak bebelerimizin önceki gelişim, yani ilerideki gelişimlerini, oluşumlarını nasıl sağlayacak, geçimini nasıl sağlayacak şekilde bir hücreye sahip olmayan insanlarımız var, cahil insanlarımız var. Bu yönden faydalı görüyor. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla benim için bu yanlış bir şey. Yani eğer bir şey Allah-u Teala bahşeylediyse onu yaratılmıştır. Yaşamaya hakkı vardır. Yanlış bir işse. Sizce bireysel bir hak mıdır yoksa yasal mıdır? Yasal değildir. Bireysel de değildir. Eğer bir şey yaptıysan bunun içeriğine katlanman lazım. Yoksa yapmayacaksınız. Bu kadar basit. Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ne hakkında düşünüyorum? Yapmaması lazım. Sizce bireysel bir tercih midir yoksa yasal bir hak mıdır? Yasal bir hak yani, normalde yapmaması lazım. Tabii çok sakıncalıdır ben teme göre. Niye peki? Yani kürtaj
Yani bilmiyorum ki yani ne desem boş yani ben tanıma göre, ben şahsıma göre hiç hoş bir değiş değil yani. Öyle düşünüyorum.